Müziğin dört temel unsuru vardır: ritim, melodi, armoni ve dinamikler. En önemlisi ritimdir. Davulcu olarak biz bu dört unsurdan en çok ikisini kullanırız: ritim ve dinamikler. Ritim daha çok trompet, kick, hi-hat ve ride'la çaldığımız kombinasyondur. Dinamik, ritim ya da atakları farklı kuvvetlerde çalmaktır. Forte, mezzo forte, piyano gibi tanımlar duyarız. Burada forte işareti kuvvetli şekilde çalmamızı söylerken, piyano işareti yumuşak şekilde çalmamızı ister. Forte, notaları yazdığımız düzenektir. 5 çizgi ve 4 aralıktan oluşur. Davul çalarken ana değerler olarak kullanacağımız toplam 6 farklı uzunlukta ses var. Uzun seslerden kısa seslere doğru sayarsam tam, yarım, çeyrek, 8'lik, 16'lık ve 32'lik nota. Nota değerleri konusuna ilerleyen derslerde detaylı olarak değineceğim. Notaları anlatırken 4-4'lük ölçüyle başlıyorum. Tempo, ölçünün süresini belirler. Bildiğiniz gibi çeyrek sözcüğünün matematiksel ifadesi 1/4'tür. Müzik dilinde genellikle çeyrek nota şeklinde kullanılır. Dörtlük nota diye söylendiği de oluyor. İkisi aynı şeydir. Metronom bize 1 dakika içindeki vuruş sayısını verir. 4-4'lük ölçü 4 zamanlı basit ölçüdür. Egzersizleri çalarken 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 şeklinde saymamız gerekir. İkinci egzersizde çeyrek notalarla kick ve hi-hat kombinasyonları yazdım. İlk ritminizi çalmak için bilmeniz gereken iki nota değeri var: çeyrek nota ve sekizlik nota. Başlangıç temposu olarak metronomu 60'a ayarlayın. Bu yavaş bir tempodur. Yavaş başlamanız gerekir. Üç tip zaman bilgisi var. Downbeat, metronomdan duyduğumuz tik sesleridir. Upbeat, iki tik sesinin tam ortasına denk gelen zamandır. Backbeat, 4-4'lük ölçüde İkinci ve dördüncü downbeat zamanlarıdır. Downbeat zamanlarında çaldığım sesler çeyrek notalardır. Hem downbeat hem de upbeat zamanlarında sesler çalıyorsam sekizlik nota çalmış oluyorum. Trompette bir ölçü çeyrek notalar çalacağım. Sonraki ölçü de sekizlikler.
Çeyrek ve sekizlik notaları hi-hat ile çalacağım. Burada hi-hat pedalına ayağımızı koyacağız. İki zil birbirine bitişik olarak duracak. Ortalama bir hi-hat sound'u için pedala kuvvetli şekilde basmayacağız. Çok gevşek de bırakmayacağız. Downbeat zamanlarında bagetin omzuyla hi-hat'in kenarına vuruş yapacağım. Upbeat zamanlarında bagetin topuzu ile hi-hat'in yüzeyine vurarak çalacağım. Notaları 3. egzersizde görebilirsiniz. Downbeat zamanlarını vurgulayarak çaldığımızda ritimde akıcılığı yakalamış oluruz. Aksi belirtilmedikçe 8'lik hi-hat notalarını çalarken bu yöntemi kullanın. Dördüncü egzersizi çalıyorum. Downbeat zamanlarına kick vuruşlarını ekliyorum. Backbeat zamanlarına trompetleri ekliyorum. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta aynı anda yapılması gereken vuruşların tam olarak senkronize olması. Böylelikle ritminiz kusursuz ve akıcı olur.